Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Avrupa medyasında yer alan bir kayıp Türk kadınıyla ilgili bir haber vardı. Maalesef bu vatandaşımızla ilgili üzücü bir haber aldık. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Fransa'da başkent Paris'in batısında yer alan evraksta bulunan kadın cesedinin kayıp olan Türk vatandaşı Atlantik Sarı Göz'e ait olabileceği açıklandı. Büyük bir ihtimalle de kendisinin cesedi deniyor Bakalım. Yerel medyada yer alan haberlere göre Ayton Nehri kıyısında cansız bir ceset bulundu. Polise göre cesedin etrafında boş ilaç kutuları ve içki şişeleri olduğu belirtilen cesedin bir kadına ait olduğu duyuruldu. Fransız polisi 17 Şubat'tan beri kendisinden haber alınamayan ve psikolojik hastalığı bulunduğu kaydedilen 40 yaşındaki Türk kadının daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden kadın üzerindeki kıyafetlerin kayıp olduğu açıklanan Atlantik Sarıgöz'e ait olduğu belirtildi ancak ceset üzerinden hiçbir kimlik çıkartılmadı. Evet, kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Fransa'dan yine üzücü bir haberimiz var değerli izleyicilerimiz. Fransa'da 40'tan fazla gencin karıştığı akıl almaz kavgada 17 yaşındaki Yozgatlı Türk genci bıçaklandı. Fransa'nın doğusundaki Montrel-Lecoux şehrinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Yozgatlı Türk genci ağır bir şekilde yaralandı. Birçok yerinden bıçaklandığı açıklanan Türk gencinin helikopterle Lyon'da hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Türk gencinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Türk gencini bıçaklayan henüz tespit edilmedi. Evet arkadaşlar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu vatandaşımıza da üzücü bir durum. Maalesef Fransa'da son zamanlarda verdiğimiz haberler iyi değil. Vatandaşlarımızla ilgili haberler. Bunun yanı sıra Fransa'da bildiğiniz üzere seçim kampanyaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Adaylar birbiri ardına Türklere, Müslümanlara karşı ağzına geleni adeta sayıyor. Başörtüsüne karşı ciddi bir savaş durumu söz konusu hemen hemen bütün adaylar kazanmaları halinde başörtüsünü yasaklayacaklarını söylüyorlar bunun yanı sıra işsizlik maaşı alanlara gözü dikmiş vaziyetteler Avrupa Birliği dışından Fransa'ya gelen ve altay somajdan işsizlik maaşı alanların sınır dışı edilmesiyle ilgili pek çok adayın açıklaması var yani bütün sorunları çözdüler her şeyi hallettiler gözlerini Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelenlere diktiler. Türkçesi bu. Bakın kıymetli izleyicilerimiz. Planlı, bilinçli bir şekilde Fransa'da ve pek çok Avrupa ülkesinde yabancı düşmanlığı yapılıyor. Neden? Sebebi şu. Şu anda Avrupa'da aşırı sağ sağcıların yükselişini görüyoruz. Özellikle de koronavirüs döneminde aşırı sağcılık tüm dünyada yükselişe geçti. Avrupa gibi göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu ülkelerde de tablo değişmiyor. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsveç'te, Norveç'te, İsviçre'de ve diğer pek çok ülkede, İngiltere'de yine aynı şekilde hemen hemen her gün ırkçılıkla ilgili, yabancı düşmanlığıyla ilgili haberler alıyoruz. Bunu anlıyorum şu Siyasetçiler bunu kendilerine oya çevirebilmek için yani aşırı sağın oyunu alabilmek için yabancı düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yapıyorlar. Şu anda Fransa Avrupa'da bu işin liderliğini yapıyor. Yabancı ve Müslüman düşmanlığının merkezi haline gelmiş vaziyette ırkçılığı söylemiyorum zaten söylememe gerek yok Fransa'da yaşayanlar benden daha iyi biliyorlar. Ama bu gidişat gidişat değil. Toplumları bölüyorsun. insanları bir şekilde kendinden uzaklaştırıyorsun. 3-5 tane oy alacağım diye. O iktidar koltuğuna oturacağım diye sen insanların dinine, kültürüne, inancına yapmadık hakaret bırakmıyorsun. Çıkmış bir tane Fransa adayı diyor ki kadın aday başörtüsü diyor İslam'ın bir gereği değil diyor. Sor bakalım o bu bunu söyleyen bu kadına bu adaya. Sen İslam'la ilgili ne biliyorsun? Hayatın boyunca İslam'la ilgili ne okudun? Hayatın boyunca Müslümanlarla ilgili ne yaptın? Bu Şimdi Fransa ne diyorlar? İnsan haklarının, demokrasinin, din ve dil özgürlüğünü merkezi diyorlar, değil mi Fransa? Ya? Peki bu insanların dinine hakaret değil midir? Sadece bu açıklamadan dolayı eğer Fransa demokrasi ülkesi olsaydı bu aday hakkında sen insanların dinine laf uzatıyorsun diye soruşturma açılırdı. Evet soruşturma açılırdı. Açıldı mı? Hayır. Açılır mı? Hayır. Bakıyorlar bu tür açıklamalar yapılınca anketler yapılıyor tabi bu e, adaylar kendileri anketler yaptırıyorlar diyorlar ki aa diyor ben bu konuşmayı yapınca oylarım yükseldi diyor. Ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Bu açıklamaların ard ardına bu ne yapıyorlar? Bu sefer daha şiddetli bir şekilde ırkçı açıklamalar, din düşmanı açıklamalar yapıyorlar arkadaşlar. Bu siyasetçilerin tek amacı o koltuğu kapmak başka da hiçbir şey umurlarında değil. Bu mu din özgürlüğü kardeşim? Bu mu demokrasi? Bu mu insan hakları diye insan sormaz mı? Fetva veriyor kendince. Diyor ki gerek yok diyor. Ben diyor seçilirsem her yerden bu başörtüsünü kaldıracağım. insanları özgürleştireceğim diyor. Kusura bakmayın yani hani ben bunları söylerken ben bir din alim falan değilim. Ama bana sorarsan bir Elhamdülillah Müslüman olarak başörtüsü evet kardeşim tabii ki Allah'ın emri ha, katılırsınız katılmazsınız size ben saygı duyuyorum o zaman biz de şunu söylesek iyi olur mu rahibelerin giydiği bu kilisede görevli hanımefendilerin giydiği kıyafetleri biz uygun görmüyoruz siz onlar başınız falan kapalı bu dinin şeyi değil gereği değil gelin çıkartın bunları biz sizi özgürleştirelim. Bu ne kadar yanlış bir yaklaşım değil mi? Çok yanlış. İnsanların dinine, diline, kültürüne sen karışamazsın. Peki başörtüsünün sizin hayatınıza ne tür bir zararı var da kalkıp bu tür bir açıklama yapıyorsunuz? İnsanlar inancından dolayı takıyor. Bak inancı. Hava olsun diye hiçbir hanımefendi Hiçbir ablamız, kardeşimiz takıyor mu? Hava olsun diye. İnancından dolayı insanların takmış olduğu bu başörtüsünü sen kalkıyorsun, siyaset malzemesi yapıyorsun. Ayıp, yazık, günah. Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan bahsetmeye hakkınız yok. Eğer hukuk olsaydı Şimdi bu açıklamayı yapan bu aday hakkında emin olun ki Fransız savcıları soruşturma başlatırdı. Bunlar söze gelince demokrat, söze gelince hukukçu, söze gelince insan hakları savunucuları. Bunların kendi haklarını bile savunmaya hali yok. Aslında acınacak haldeler haberleri yok. Siyaset işte böyle bir şey. Ne konuştuklarını bile bilmiyorlar. 3-5 tane aşırı sadece Fransızın oylarını alacaklar diye insanların milyonlarca insan Müslüman var Fransa'da. Onların inancına dil uzatıyorlar. Hangi dine mensup olursa olsun arkadaşlar bizler onların inancına ya da başka bir şeyine karışamayız. Saygı duymak zorundayız. Bak, saygı duymak zorundayız. Hem hukuken de, dinen de vicdanen de kendi Ama Sen başka bir dine mensup birine sen niye bunu giyiyorsun, niye bunu takıyorsun diyebilir misin? Saygı duyacağız. Yahudiler mesela kafalarını kipa takıyorlar. Dini bir sembol olarak görülmüyormuş ama Müslüman kadınlarımızın takmış oldukları başörtüyü dini bir sembol olarak görüyormuş. O zaman çıkın deyin ki Yahudilere de siz kipayı takamazsınız o kafasına takıyorlar ya onun adı kipa bilmeyenler için söyledim. Öyle bir şey olur mu? Saygı göstermek zorundayız o Yahudi'ye. inancından dolayı takıyor. Olur mu öyle şey? Hadi yiyorsa söylesenize Yahudilere bir şey. Hadi söyleyin ya. Deyin ki siz bunu takamazsınız. Sizi özgürleştireceğiz. Hadi söylesenize. Sıkar mı? Evet sıkar. Müslümanlarda da hata var kardeşim. Biz birlik değiliz ki. Birlik değiliz. Herkes ayrı bir telden çalıyor. İslam'ı parçalamışlar. 8-10 parçaya bölmüşler. işin içerisine bir de siyaseti katmışlar. Maalesef böyle de bir durum var arkadaşlar. Bu kendi hani çuvaldızı biraz da kendimize batıralım. Yani gerçekleri de konuşalım. Böyle bir durum var. Birileri çıkıyor. Sözde işte ben Müslümanım. İslam adına birilerinin hayatına kastediyorlar. Fransa'da bir sürü olaylar oldu. Patlamalar oldu geçmiş dönemde. Avusturya'da orada burada. Neymiş? Müslümanmış. İslam'da böyle bir şey var mı? Birileri de kullanıyor işte. O nedenden dolayı birileri de Müslümanlara karşı tepkili. Evet değerli izleyicilerimiz bu konu hassas bir konu biliyorum. Ama Avrupa'da net bir şekilde söyleyebiliriz. Irkçılık yükselişe geçmiş vaziyette aşırı sağcılar çok ciddi anlamda oylarını yükseltiyorlar. Maalesef böyle bir tablo var. Bunun da bilinmesinde fayda var değerli izleyicilerimiz. Aman siz siz olun ne bunlara bulaşın ne de bunların kapısının önünden geçin bu tür ırkçılardan bahsediyorum. Benim de açtane tavsiyem bu. Aksal'de değerli izleyicilerimiz görüyorsunuz ne kadar üzücü olaylar var. Yani bir şey yapmasan da bulaşıyorlar. Çıkmış bu siyasetçi diyor ki ya işte şey ne onun adı ben diyor başvurusunu yasaklayacağım. Senin ne haddine ya? Ne haddine insanlar inançlarından dolayı bunu takıyorlar. Evet sizden ricam şu lütfen konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Eğer gündeme taşımamızı istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sizden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altına belirtin, yorum yapın. Bunun yanı sıra eğer bu videoyu beğendiyseniz de bir like atmanızı sizden hasreten rica ediyorum. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyorum. Olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı sizden hasreten rica ediyorum. Evet. Anavatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Hoşçakalın.